Startta Kosifler Motorspor'dan İbrahim Okyay ve Safari Motorspor'dan Ali Dinç'le sohbetimiz devam ediyor. Ali gülüyorsun. Alış artık. İlk televizyonda burada çıkmıştın değil mi? Evet evet. Sonra da sık sık çıkmaya başladın. Şimdi neden konuşacağız hemen söyleyeyim size. Rallilerden daha çok izleyici gelmeye başladı pist şampiyonasına. Doğru mu? Evet. Özellikle evet. İzmir'de inanılmaz bir seyirci oluyor. Binlerle ifade ediliyor. Kimi zaman 5000, kimi zaman 15000 oluyor. İzmir çok ilgi gösteriyor gerçekten. Çok ilgi gösteriyor ama Körfez pistinde aynı şansı bulamıyoruz. Çünkü bence biraz da şehir içine daha yakın İzmir'de ve çok fazla. Ben açıkçası gördüm yani İzmir'in içinde, şehirde birçok reklam gördüm. Abi billboardlarda gördüm. Evet. Yani posterler, kafelerin, restoranların camlarına asılmış posterler gördüm. Bence tanıtım da yardımcı oluyor seyircinin gelmesine. Kesinlikle oluyor. Şu anda hiçbir yerde hafta sonu yarış var. Bir haber yok değil mi okmanız? Aslında gerçekten bu çok önemli bir konu. Ali'nin tespiti de çok doğru. İzmir Otomobil Kulübü bu işi çok iyi yapıyor. Yarış duyurulmalı çünkü insanlar sonuçta belli bir kitle, bu sporun fanatikleri tabii ki çok yakın takip ediyor. Ama bu sporun sevenleri çoğu tabii ki bu kadar yakın takip edemiyorlar. Birçok insandan ben duyuyorum, yarış olduktan sonra yarış haberleri, programlarını karşılaşıp "Aa geçen hafta yarış varmış, keşke bilseydik de gitseydik" diyorlar. Rally ile pist karşılaştırmasının aslında çok güzel bir cevabını ve nedenini biraz önce sen söyledin. Hafta sonu pist yarışı var diyoruz ve 6-7 tane yarıştan bahsediyoruz. Doğru. 6-7 farklı markalar var. Farklı yarış dışında özel slalom gibi aktiviteler var. Bu da işte bahsettiğimiz pistlerin ailenin her ferdine bir şeyler hitap edebilecek. Aynı zamanda tabii ki insanlar gelip arabalarını otoparka park edip kafeteryada soğuk bir şeyler içip işte güneşin altında pişmeden tentelerin altında yarış seyredebiliyorlar. Bu çok hoş bir şey. Zaten pistler özellikle son 3 yıldır Türkiye'de de bence çok ilgi topluyor. Çok daha fazla revaçta. Doğru. Bir belki sizin grupla Maxi grubun birlikte koşması biraz daha cazipti ama o zaman da bir dengesizlik oluyordu. Bir tarafta çok güçlü araçlar. Evet. Bir tarafta sizin sınırlı güçteki araçlarınız. Şimdi ayrılması elbette sportif anlamda iyi ama seyirci açısından da bana pek cazip gelmedi. Evet. Ama şimdi takdir edersiniz ki her sponsor, her takım ipi önde göğüslemek ister. Çünkü sonuçta firmalar büyük yatırımlar yapıyorlar ve iyi görüntü almak, iyi tanıtım yapmak zorundalar. Şimdi siz belki bir Maxi gruptaki otomobilden çok daha fazla para harcıyorsunuz. Çok daha limitlerinizi zorlayarak, risk alarak daha iyi yarışlar çıkarıyorsunuz. Onlarla mücadele ediyorsunuz. Bazen geçiyorsunuz, bazen de mücadele ederken hata yapıp geriye düşüyorsunuz. Oysa onlar sizin rakibiniz değil. Doğru. Ve adil de değil. Bugün 270 beygir bir otomobille 400 beygir bir otomobili birbiriyle yarıştırırsanız içinden bir tanesi hayati risk alıyor demektir. Bu maalesef dediğin gibi keşke hepsi birlikte yarışabilse ama iki ucu çözümsüz bir durumda var burada. Çözüm üretmek de çok zor. Biz çünkü bunu çok savunduk. Dedik ki ayrı şampiyonalar ayrı yarışmalı. Bilmiyorum, keşke bunu söylemek de zor ama Maxi Group belki de hiç açılmamalıydı. Çünkü dünyada 2000 cc üzerine en çok yapılan şampiyonalar var. Eğer katılımlar çok çok fazlaysa işte GT grupları vesaire formüle tipi araçlar. Ama Türkiye'de zaten katılım çok kısıtlı. Bunu da 2'ye, 3'e, 4'e bölerek bence baştan hata yapıyoruz. İşte evet, burada biz tabii eleştirirken yanlış anlaşılmayalım, biz sadece izleyiciyi, otomobil sporunun potansiyel seyircisini tutabilmek adına konuşuyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Kaçtıkları zaman ne olduğunu hep birlikte görüyoruz. Onun için Ali lütfen anons eder misin, ne izleyeceğiz yine, ben unuttum. Dördüncü bölüm mü, üçüncü bölüm mü? Hayır, sen sadece neyi izleyeceğimizi tamam. Söyle. 2006 Türkiye Pist Şampiyonası'nın İbrahim abinin kazandığı 2006 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 7. ve son ayağını izliyoruz. Peki bakalım.